Kubilay 6 hafta sonra gelen mağlubiyet. Moralleri bozdu camiada. Yani hepimizin moralini bozdu, sizin de olduğu gibi. Yani buna ne denir bilmiyorum ama bir iş kazası diyelimiz buna. Önümüzde 3 maç var. İkisi deplasmanda. İki maçı aynı şekilde geçip burada Hatay maçında bu mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Hatay maçı bizim için çok önemli. Burada oynuyoruz maçı. Kendi evimizde favori olarak oynayacağız. En kötü 3-3'le girip yukarılarda kalmaya çalışacağız. İç sahada bir baskı olduğuna, oluştuğuna inanıyor musun? İşler kötü giderken tabii ki bir baskı oluşacak. Ama işleri gittiğinde onlar bizim yanımızda olduğumuzda karşı takım için çok zor oluyor yani o atmosferde oynamak. Bir baskı olduğunu ben düşünmüyorum. Bugün taraftarlarla bir ortak şey yapıldı. Onun hani yeni bir adım olabilir mi kalan haftalar için? Çünkü son haftalarda çok fazla tepki de geliyor size oynanan oyundan dolayı. Evet. Ya bizim için onların buraya gelmesi güzel bir moral oldu. Yani bizim arkamızda olduklarını hissettirdiler bize. Takım için iyi bir moral olduğunu düşünüyorum ben. Geçtiğimiz haftalarda aslında bu sezon farklı bir Kubilay izliyoruz. Hem asistleriyle hem golleriyle ön plana çıkan. Bununla ilgili bu sezonki performansını nasıl yorumlarsın? Yani aslında bunun baş faktörü ben Yalçın Hoca'yı söylerim. Onun benden istedikleri, anlattıkları, oyuncuya yaklaşımı. Yani çok hocayla çalıştım ama onun gibisi biraz daha farklı. Oyuncudan ne alabileceğini çok iyi bilen bir hoca. Yalçın Hoca'yı bağlıyorum ben bunu. Ona da son haftada istifa çağrısı yapıldı. O etkiledi mi sizi biraz? Yani şu an yalan söylemeyeceğim. Herkes olsa etkilenir. Size de böyle bir şey yapsalar siz de etkilenirsiniz. Etkilenmiş olabilir, doğaldır ama üstesinden gelir. Taraftara ne mesaj vermek istersin? İki İzmir deplasmanı öncesinde. İki İzmir deplasmanı bize iyi şekilde geçtikten sonra buradaki Hatay maçında bizi desteklesinler. Hatay maçında kazanıp ilk kere güzel bir şekilde bitirelim. Tribünlerden genellikle takım için geri pastan dolayı bir şey oluyor. Yatırsız anlamında bir şey oluyor. Sahanın içinde en ileride sensin. Evet. Senin açından nasıl? Ya bazen bir ileriye gitmek için bir adım geri atmak gerekebilir. Biz de içeride oynadığımız maçlarda özellikle rakip takım çok geride beklediği için bazen öne doğru çıkamıyoruz doğal olarak. Bir adım geriye gidince de rakip üstünüze gelince o arada boşluklar bulup bunları değerlendirmek istiyoruz açıkçası. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Ali, taraftarın sevgilisi halinde herkesin camiana da umudu olarak gösteriliyorsun. Bu sezonda forma şansı bulduğun tüm maçlarda aslında iyi bir performans sergiledin diyebiliriz. Neler söylersin? Ya benim daha önümde daha çok maç var. Çok maç oynayacağım. Şu anda aldığım zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Benim için oynadığım süre 90 dakika. Yani 5 dakika oynuyorsam benim 90 dakikam o. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Kendimi en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani böyle gelişimim devam ediyor bu arada da. Devam ediyorum yani. Yalçın Hoca ile ilgili neler söylersin? Senle onun arasında özel bir bağ var. Biz de antrenmanlarda görüyoruz. Evet. Neler söyleyeceksin? Yalçın Hoca yani hayal ettiğim bir teknik direktör, öyle söyleyeyim. Hep bana bir şeyler katmasını istediğim bir hocayla çalışmak istiyordum. Futbolu bana öğretebilecek bir hocayla çalışmak istiyordum. Yalçın Hoca gerçekten bana çok güzel şeyler öğretiyor. Ben ona çok soru soruyorum. Hiç bıkmadan usanmadan cevap veriyor. Çünkü onun da hoşuna gidiyor bir şeyler öğretmek. Yani şükür ediyorum Yalçın Hoca gibi bir hocayla çalıştığım için. Çünkü bana çok önemli şeyler katabileceğine inanıyorum. Kattığı şeyler de var ve daha çok katacağı şey olduğuna inanıyorum. Çok iyi bir teknik adam yani. Şu anda Kubilay var. O da altyapıdan çıkma senin gibi. Onunla beraber oynuyorsun. Selezon gibi önemli bir golcü var. Onların da nasıl bir katkısı var? Önce Kubilay abi söyleyeyim. Kubilay abi çok iyi bence. Bir takımımda isteyeceğim forvetlerden biri. Mesela Kubilay abiyle ikili oynamak çok isterim. Çünkü birbirimizi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Selezinov da çok tecrübeli. Ondan öğrendiğim şeyler var. Bana hep öğretmeye çalışıyor. Tecrübelerini aktarmaya çalışıyor. Yani bana samimi duygularıyla yaklaştığını ben fark ediyorum zaten. Bana bir şeyler öğretmeye çalıştığını fark ediyorum. Yani ikisiyle de aram çok iyi. Çok iyi oyuncular gerçekten.
Onlara da teşekkür ediyorum. Bence takım içindeki Süper Lig'e olan inanç ne düzeyde sence? Bence çok inanıyoruz. Zaten Bursaspor'un olduğu bir yerde favori her zaman Bursaspor'dur. Biz de bunun bilincindeyiz. Zaten abilerim şampiyonluk için her şeyi yapıyor. Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Yani inanıyoruz şampiyon olacağımıza. Kesinlikle inanıyoruz. Ali, maça girdim Giresun maçında. İlk 30 saniyede bir pozisyonla evet. Karşılaştın ama orada heyecan mıydı yoksa pozisyon mu? Birazcık samimi konuşayım. Oyuna girdim, tabela kalktı. Oyuna girdikten sonra sola doğru döndüm. Birden karşı karşıya kaldım. Eğer oyuna ısınmış olsaydım Emirhan abiyi görürdüm. Emirhan abiye vermem daha mantıklıymış. Çünkü topu kontrol ettiğim anda kalecinin açımı kapatmasına izin vermişim biraz. Yani oyuna biraz ısınamadığımı söyleyebilirim ama heyecan olduğunu söyleyemem yani. Heyecan yoktu yani. Ali, bireysel olarak kendi kariyerinle ilgili hedefin nedir? Bunu her zaman söylüyorum. Bursaspor'da çok iyi işler yapmak istiyorum. Sonra kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'yi sizlere gururlandırmak istiyorum orada. Milli takımda da herhalde. Milli takımda da oynamak istiyorum zaten. Milli takımında vazgeçilmez santrafor olmak istiyorum. Avrupa kapısı milli takımdan açılıyor. Evet, aynen. Evet. Zaten milli maçlarda da elimden geleni yapıyorum kendi yaş gruplarımda.